Şuradaki tamam, mesela King of Fresh Fruit. Anakartel firma. Buradaki anakartel firma. King of Fresh Fruit. Aykut. Olur da buraya gelirlerse nasıl bulacaklar seni veya senin şirketini nasıl bulsunlar? King of Fresh Fruit Hong Kong dediğiniz zaman zaten her türlü bulabilirler. Bunlar kokuyor, çok güzel oluyor. Ya ne zaten ya, bunlar zümbür bunlar. Ne ya bunlar? Bunlar limon gibi duruyor, limon mu? Ya. Limon gibi ya bunlar. Ne 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 ne? Bu da tong tong ha. Bu ne sek mi muz ya? Maysek alı doğan maysek ha. Aya. Valla ne olduğunu almam. Süs gibi bir şey yapmışlar ama limona benziyor. Bizim bu abiler de Türk. Burada restoranları falan var. Burada denk geldik. Dediler biz de bir alacak, restoran alacak bir şeyler bakıyoruz. Herkese selamlar. Hong Kong'un en eski tarihi yerlerinden biri. Meyve sebze haline hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın burası bayağı tarihi bir yer. Ve uzun yıllardır burada ilk önce Hong Kong hükümeti, sonra özel şirketler sürekli bu işi yapmışlar. Meyve sebze satmışlar. Kiraz var mesela. Dünyada kaç tane ülke var? 190 mı? 190 ülkeden illaki bir şeyler geliyordur buraya. Acayip ticaret dönüyor. Türk ürünleri de var. Birçok Türk ürünleri geliyor buraya. Baksanıza koliler, bir sürü koli. Bu arada beni tanımayan varsa bu videoya girip de ben Aykut Çoban. Aşağı yukarı 2 yıldır Asya'dayım. Asya turuma devam ediyorum. Şu anda bu videoyu da Hong Kong'dan çekiyorum. Şimdi şu pazarın hengavesine, kalabalıklığına, gürültüsüne girmeden önce size şimdi ben buradan bir ufak bir bilgi vereyim bu pazar hakkında. Ondan sonra pazarın derinliklerine, enine, boyuna gezelim. İlk önce burası fruit market. Yani meyve sebze hali. Toptan meyve sebze hali olarak geçiyor. Meyve sebze halinin dört bir yanında kameralar var. Her yer, bütün sokaklar en ince ayrıntısına kadar izleniyor. Tek tek gözlem altında. Biliyorsunuz Hong Kongluların dili Kantonca. Kantonca yani Türkçe söylediğinde Kantonca. Hong Kongluların dilinde söylerseniz biraz daha farklı, onu ben söyleyemiyorum. Ama İngilizce'de Kantonis dili deniliyor. Kantonca'da Gwo Lan olarak biliniyor. Gwo meyve anlamına geliyor. Lan ise korkuluk ve kapalı alan sözcüğünden türetilmiş. Toptan meyve sebze satış anlamına biraz da geliyor. Öyle de söyleyebiliriz yani. Bu pazar ilk kurulduğunda Hong Kong hükümeti tarafından kuruluyor. 1913 yılında kurulmuş arkadaşlar. 1930 yılında ise buradaki bu bölgede biliyorsunuz balık satışları çok meşhur. Balıkçılar da bu pazara katılmış. Yani sadece meyve sebze değil, aynı zamanda balık ve et ürünleri de satılıyormuş o dönemlerde. Ve o yüzden de pazarın ilk başta ismi Devlet Sebze Pazarıymış. Yani hükümetle alakalı bir ismi varmış. 1965'te başka bir pazar açılmış. Bu sebze ve balık pazarı oraya taşınmış. Yani ömrü kısa olmuş sebze ve balık pazarının bu bölgede. Bu bölgenin ismi de Yaumatayı. Sonra da bu pazar devletin elinden çıkmış. Bir takım söylentilere göre biraz mafyanın eline geçmiş. Yani resmi kaynaklarda, internetten falan baktım. Farklı birkaç kişiden de duyduğuma göre birkaç tane işte vakıf gibi, kompleks gibi bir takım kuruluşların eline geçmiş. O gün bugündür de o kuruluşlarca yönetiliyormuş. Zaten bir tane daha Hong Kong'da böyle bayağı büyük bu tarzda hal var. Orası biraz daha gelişmiş. Şimdi orası devlet kurumu, burası özel şirket gibi bir şey olmuş. Aynı zamanda bu pazar bölgesi tarihi açıdan çok değerli. 2009'dan bu yana ikinci dereceden tarihi eser binalar olarak sayılmaya başlanmış. Bir veya iki katlı tuğla taş binalardan oluşuyor. Bayağı büyük, yani bir site büyüklüğünde var burası. Ve bazı binaların dış duvarlarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma kabaleler hala da yer alıyor. Bir diğer tarihi yapıysa bu bölgede Yaumatayı Tiyatrosu. Yaumatayı Tiyatrosu ise Reclamation Caddesi'nin hemen karşısında pazara bitişik bir konumda yer alıyordu. Hong Kong'un birçok büyük toptancısı bu bölgede bulunuyor. Bu pazarın en yoğun olduğu saatler sabaha karşı 4 ve 6. O saatlerde büyük büyük kamyonlar mal getiriyor ve aynı zamanda o malları çıkartıyorlar buradan. Yani yurt dışından gelen ürünler ilk önce havalimanına iniyor. Havalimanından sonra bu bölgeye geliyor kamyonlarla. Sonra da aynı şekilde o gelen kamyonlarla marketlere, restoranlara, yine böyle büyük satış yapan mağazalara dağıtımı yapılıyor. Olur da buraya yol düşecek olursa, yani Türkiye'den buraya mal gönderecek ama öncesinde bir geleyim, burayı göreyim, bir pazarlığımı yapayım, adamımı bulayım, ondan sonra Türkiye'den satış yaparım diye düşünen olursa bu videoyu izleyip de, burası Yaumatayı B2 metro çıkışından sonra bir 5-10 dakika yürüme mesafesinde. Şimdi hadi hep birlikte pazarın içine, derinliklerine doğru gidelim, bakalım neler varmış neler yokmuş.
Abi bu bölge toptancı bir bölge olduğu için böyle kutu kutu satıyorlar ürünleri. Yani gelip de buraya işte ben bir kilo ürün alayım, ne bileyim bir kilo üzüm alayım, İşte bir kilo armut alayım falan dersen kovalarlar buradan, vermezler. Bu toptancıların tabii böyle masalarda ticareti yapıyorlar. Önce anlaşmalar yapılıyor, ondan sonra işte kaç kola alacaksan geliyorsun, sarıyorsun, gidiyorsun. Ben bunu anlatırken hemen şurada iki tane Türk abi var, onu gördüm. Birisi Güner abi, daha önce de videolarda gördünüz zaten. Diğeri de ismini bilmiyorum ama görmüşlüğüm var birkaç ortamda. Şimdi bir onların yanına geçeceğim, konuşuyorlar, bir selam vereceğim. Bir bakalım neymiş, ne değilmiş, ne konuşuyorlarmış, görelim. Hong Kong aleminin kralı olduğumu da biliyorum. Benim çok büyük projeler var. 2 saatte bitiririm. Anladın? O yüzden bana güzel bir fiyat verin. Tamam. Fiyat bul. Hong Kong'un tarihi Yamadey meyve pazarı. Yamadey meyve pazarı dünyadaki en klas marketlerden bir tanesi. Şu şekilde yani bir ürünün fiyatı şöyle söyleyeyim mesela. Bir salkım üzüm. Evet. Bir salkım üzümün burada. Hangi tür üzüm bu? Normalde bu sultani üzüm. Falan. Japon üzümü. Japon üzüm. Parmak üzümüne benziyor. Bizim, benziyor yok, yok, yok. Bizim Türkiye'de böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, öyle bir şey. Anladım. Yani o üzüm 100 Amerikan doları. Bir tane. Şu dükkan mesela King of Fresh Fruit. Ana kartel firma. Buradaki ana kartel firma. King of Fresh Fruit. Burada da var. Şurada da var. Buradaki ürünler baktığın zaman altı tezgaha gibi fiyatlar. Şimdi bak bu dükkan da mesela bizim. Evet. Burası da bu King of amblemini gördüğün. Şu yeşil amblemi. 3 tane elma. King of Fresh Fruit. 3 tane elma vardı. King of Fresh Fruit, King of Kong Fruit aynı firma. Bunun olmasının sebebi elma dünyadaki ilk meyve. O yüzden amblem de 3 tane meyve. Yeşil, sarı, kırmızı elmanın logosu da orada duruyor zaten. Burası 24 saat böyle canlı. Gündüzleri perakende, akşamları da toptana geçiyor. Şu an bu virüsten dolayı bu dönemde en yoğun saatleri ne zaman oluyor peki? Virüs meyve sektörünü etkilemedi. Etkilemedi. Tam tersi. Yani bize hiç yani hayat burada devam ediyor. Çünkü meyve bu zamanda insanlar en çok talep ediyorum. Yani özellikle bu virüs zamanında. Her şeyden kesiyor ama vitaminini adam kesmiyor. Bunu tüketmek istiyor. Burada her dönem kiraz bulabilirsin. Çilek bulabilirsin. Yani güney yarım küre, kuzey yarım küre. Bunun o kadar bir önemi yok. Dünyanın her yerinden buraya her türlü meyve geliyor. Gel bir şey göstereceğim. Burada bir domates gördün mü? Bu domates bizim Türkiye'de de var. Şimdi şöyle, bu domatesi mesela Türkiye'de sen markete gidip bulamazsın. Şey bu nerenin markası? Bu İspanya olabilir. Spain. İspanya. İspanya. Hollanda. Ha, o İspanya. Bahsettiğin üzüm burada. Bunlar. Bu bunlardan bir cinsi. Evet. Ya bu bir cinsi. Şu anda mesela bu bak üzerlerinde lekeler var ve rengi biraz kaçmış. Markasına göre, cinsine göre değişiyor. Bak mesela şu her bütçeye göre var o zaman. Bak bak çileğin şeyine bak. Rengine bak. Bunlar hep Japon. Ha. Ne kadar bu? 210 Hong Kong doları. Şu kutusu 210 Hong Kong doları. Abi bunların çoğu da bu paketlemeden dolayı şey. Yani 25 Amerikan dolarına denk geliyor hemen hemen. Aykut, olur da buraya gelirlerse nasıl bulacaklar seni veya senin şirketini nasıl bulsunlar? Olur da iş yapmak isteyen iş adamlar olursa. King of Fresh Fruit Hong Kong dediğiniz zaman zaten her türlü bulabilirler. Tamam. Tamam. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bay bay. Arkadaşlar böyle bir tane Türk abi burada bayağı büyük bir firmaların yöneticisi ve ortağıymış. Ondan kısa bir bilgi aldık. Umarım işinize yarar. Umarım iyi yerlerde kullanırsınız. Ben istiyorum mesela ülkemizden daha çok ürün gelsin ve satalım yani. Ülkemiz dolar gelsin, kalkınsın. Daha iyi yerlere gelelim istiyorum. O yüzden umarım gerekli yerlere gider bu bilgiler. Şimdi pazarımızı gezmeye devam edelim. Ben her yeri ufak ufak göstereceğim size. Açı mı? Aç abi neydi bunun ismi? Lightçi miydi? He. Bildiğim bizim o parmak üzümü soyduğunda içinden çıkan jel gibi bir şey çıkıyor. Böyle değişik jel gibi böyle jöle gibi bir tane meyve bunlardan arkadaşlar. Bunlardan şey yapıyorlar, kokteyl. Ve pahalıya da satıyorlar. Anladım. Tadı güzel, şekerli bir şey. Güzelmiş ya. Ha. Biz bundan var ya ailecek şey 3-4 kilo bitiriyoruz evde koyarak yiyerek. Ya değişik bir kokusu var, çok öyle baymıyor da insan yediğinde. Yok, bu kokteyllerde güzel gidiyor şeyde. Türkiye'de 5 yıldızlı 6 yıldızlı otellerde çok ya yani bu otantik şey. Çekirdeği şey gibi. Yeni dünya diye bir şey var ya. Ha. Kırıncı. Ha ona benziyor. 5-6 tane oluyor. Hatta kırınca da beyaz çıkıyor şeyi. Ha aynen aynen. Çekirdeğinin şeyi. Böyle arkadaşlar değişik bir meyve. Baya mor renkte ve sarı renkte karnaval. Bunlar da mesela şey hazır salata. Anladın? Bunları restoranlara gönderiyorlar herhalde.
Yok be ya, bunlar alışveriş City Süper falan var ya. He. Orada böyle hazır satıyorlar City Süper'de. Luban, this one how much? 160. 160. Wow, so expensive lah. 160. He. 3-4 tane. Because already ready, right? 20 dolar yapıyorlar. 20 dolara bir kasayı veriyorlar. 20 dolara bir tane veriyorlar. Bir tane la. Bir tane veriyorlar. Aynen. Burada portakallar, mandalinalar, erik, kiraz, çilek hepsi var. Türkiye'den gelmiş arkadaşlar. Nilüfer Bursa. Bursa nereye bulduk he? Evet. 90 dolar. 98 dolar. 98 dolar mı? He. En çok bu bölgede arkadaşlar incir, nar ve üzüm gidiyor. Türk inciri ve narı zaten geliyor ama Türk üzümü gelmiyor. Parmak üzümler var ya, onlardan gelmiyor. Eğer onlardan böyle lekesiz, temiz, irilerden falan olur da gönderecek olan olursa burada gayet güzel, acayip şekilde çok pahalı, pahalıya satıyorlar ve salkım salkım satılıyor burada üzüm. Salkımına hemen hemen 200, 300, 400, 500 yeri geliyor. 1000 dolar, 1000 Hong Kong doları. İşte 1000 Türk lirasına tekabül ediyor. Satıyorlar. Bakın böyle taşıyıcılar var. Bu taşıyıcılar taşıdıkları koli başına, şu koli başına, artık kolinin büyüklüğü, ebatı fark etmiyor. Böyle koli olabilir, şu koliden olabilir, küçük büyük. 5 dolar oluyorlar. 5 Hong Kong doları, 5 TL'ye tekabül ediyor o da. Kral nerede? Kral! Lan abi gitti abi. Siz ne yaptınız? Aldınız mı narlarınızı? He? Aldınız mı narlarınızı? Aldım, aldım, aldım. Tanıştın mı arkadaşlar? Türk var bir tane. Bir tane Martin diye biliyorlarmış bu bölgede. Tanıştım gördüm. Fuat mı? Gördüm. Şurada 3-4 tane dükkan varmış onun. Doğru. Bir tane de şurada varmış, şu arkada. Patron düşmüyor ya. Evet. Ben de dedim ki Türk arkadaşlara, dedim olur da buraya mal satmak isteyen olursa var arkadaşlar. Nevzat abi de burada restoran sahibi. Akşamları buraya geliyor, buradan nar ve yemiş, o tarz meyve sebzeler alıyor yani. Restoran için ürünler alıyor. Görüşürüz abi, kendine bak sen. Ben şu şeyleri merak ettim bu bölgede özellikle. Duvarlardaki yazılar. Şimdi onların yakınına gireceğim, onları bir inceleyeceğim. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yazıları. Bunlar neymiş? Değişik değişik meyveler de var. Ben ne olduğunu bilmediğim değişik yiyecekler falan var. Baksana arkadaş, bu kadar büyük elma mı, armut mu? Armut bu. Bayağı büyük ya. Şu üzümler o meşhur üzümler yine. How much one max? 450. 450. Yeah. Okay, thank you. 450 dolar. 9 tane üzüm. 9 salkım. 450 TL'ye tekabül ediyor o da. 280. Okay, thank you. 280 TL arkadaşlar da. Üzümlerin fiyatları değişiyor. Görünüşüne göre falan değişiyor. Ne bileyim, böyle noktalı, benekli falan olursa fiyat biraz daha ucuza gidiyor. Pürüzsüz olursa biraz daha pahalanıyor. Paketlenme stiline göre fiyatlar değişiyor. Mesela bakın, bu bayağı bir cafcaflı paketlenmiş. Bunun fiyatı bayağı pahalıdır. Ama işte isim var, bak. Ama işte isim var. How much money? One. Yeah. Ah, 330. Okay. Evet. Hocam. 330 TL'ymiş o şey. 330 Hong Kong doları. Evet. Bak şurada şey var. Japon elmaları. Ne kadarmış? Bunun bir tanesinin fiyatını soralım. Bayağı. İyi de hamacı. Bu ne? Box. 380. 380. 380. Box. Box. For the whole box. Whole box. 380. Bir kutuda herhalde şey var. Şu üstteki var bir tek. İşte bu ya. Hmm. Bunun marketten bir tanesi 38 dolar, iki tanesi 50 dolar. Hong Kong doları değil mi? Evet. Abi bu nasıl bir elba ya? He? Benim kafamla aynı büyüklükte. Bunun da kolisi 280'miş. Şuraya almış. Hadi burada biraz fiyat var. Bakalım hepsine. Bu ne? Duryan bu. Duryana 90 yazmış kolisine.
acayip kokan bir arkadaşımız bu arkadaşımız. Kokonat, kokonatın tanesini 15, kolisini 120 yazmışlar. Fiyatlar zaten TL ile aynı olduğu için direkt gördüğünüz fiyatı TL bazında düşünebilirsiniz. Bu da armut sanırım. Bu iri armutlardan 110 Kong dolarına. Şurada açılmış hali var. Üzümler dediğim gibi işte paketlenmesine göre ve üstündeki beneklerine göre, kalitesine göre değişiyor. Bu fiyat buna ait. 35 yazmışlar bak. 3 salkım üzüm var. Ucuza da üzüm bulunuyor. 150 yazmışlar yani yan yana var. Biri 35, biri 150. Çilekler var. Çileklerin kolisi ne kadar? Sanırım 80. Aynen 80'e yazmışlar çileklerin kolisini. Şeftali var. Tüysüz şeftali. 4 tanesine 50 yazmışlar ona da. Burası sanırım biraz daha manavımsı bir yer. Toptan değil ama toptancıların yanında yer alıyor. Burada siyah muz var. Kapkara. Buna da 35 yazmışlar. Only one, 35. Only one. One pan. Okay, thank you. One pound dediği böyle yarım kilo. Yarım kilo oluyor. Bir kilonun yarısı. Bu bölgede abla hatırlatmışken onu da söyleyeyim. Pound geçiyor arkadaşlar. Kilogram yok. Yani çoğu yerde kilogram yok. Elden satılan manav tarzı yerlerde pound geçiyor. Poundlar var. Bunun kabuğu bayağı sert. Devasa bir mandalina var. Kokusu da yok. Yani kokmuyor. Bizim mandalinalar buna 1000 basar ya. Aynen. Ya bir de burada birçok mısır ürünü gördüm ben. İşte Arap ürünleri falan gördüm. Yemen'den falan ürünler geliyor. Yani o bölgeden geliyorsa bizim bölgeden de gelebilir. Çünkü mevsimler hemen hemen aynı. Onlarca, yüzlerce, binlerce koli. O gördüğünüz tabelalardaki eski yazılar da dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yazılar. Burada yangın çıkıyor. Her bir senede bir mutlaka buralarda bir yangın çıkar. Evet. Anladın mı? O şey mi? Planlı yangınlar mı diyorsun? Vallahi bilmiyorum. Planlı mı plansız mı da şey. Ben yaklaşık 14 senedir buradayım. Her bir senede bir burada yangın çıkıyor. Anladım. Gündemde tutmak için mi yapıyorlar yoksa bunlar bazı şeylerde böyle devletten şey alıyorlar. Kredi, destek falan filan anladın mı? Bak burada bir incir daha var. Biz de bak Türkiye'den de incir getiriyorlardı. Türkiye'den gelen incirlerde zaman süresi mi artık neyse 3-4 gün sonra ölüyor Türkiye'deki incirler. Ama sezonunda getiriyorlar yine. Burada bak hiçbir fiyat görmüyor üstünde değil mi? Evet. Ama yarın sabah şeyde bu dış kapı vardı ya bizim çektiğimiz yer. Evet. Orada bunların üzerine fiyatlar yazılır. Satılmayan elde birkaç gün kalan yani bu bölgede yaşayan veya toptan almak şey perakende almak isteyenler için dışarıya şey kuruyorlar. Anladım. Bunlar da yani direkt bizim Türkiye'deki haller gibi şey demiyor adam. Ben halden göndereyim malı bitsin gitsin demiyor. Şu arka tarafta burada yaşayan bir sürü şey var. Çevreden insanlar var. Hatta adam geceleri iş oluyor mesela. Gece gelemiyor. Diyor ki yarın sabah giderim. Burada akşamdan alacağı fiyatın belki bir 5-10 dolar fazlasına şeyden gündüz arabasıyla gelip alıp gidiyor. Bugünlük de bu video buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda, bir sonraki maceralarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.